Merhaba arkadaşlar. Bildiğiniz üzere çarşamba günü bir açıklama yaptım. Sayın Aziz Elaldı'la ilgili. Ben size bu 3-4 günlük süreci kısa bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Hafta sonu oldu. Hiçbir şekilde Sayın Aziz Elaldı tarafından bir reaksiyon görmedim. Çarşamba günü açıklamamı yaptıktan sonra bir gün sonra kendisinin bir açıklaması oldu. Eğer belgeleri çıkarmazsan namertsin. Aynı gün Ahmetspor resmi sayfasından kendi videonu paylaştın. Bir sonraki gün basın açıklaması yaptınız. Ben bugüne kadar sustum. Bugün hafta sonu. Bütün arkadaşlara, bütün Ahmet halkına buradan sesleniyorum. Benim bağlı olduğum değerlere ne kadar bağlı olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Benim nasıl bir duruşa sahip olduğumu hepiniz biliyorsunuz. Benim geçmiş zamanda Ahmetspor'da ve Türkiye'de neler yaşadığımı, neler gördüğümü hepiniz çok iyi biliyorsunuz. Keşke hiçbir şekilde bu duruma gelmemiş olsaydı. Sosyal medya üzeri bu tarz açıklamalar hiçbir şekilde aslında ne benim kişiliğime, ne benim kültürüme, ne bağlı olduğum değerlere yakışır. Bu konuda da az da olsa öz eleştirimi vermek zorundayım. Ama çoğu insan, çoğu arkadaşlar, çoğu bu konuyu takip eden insanlar benim yaptığım açıklamadaki üslubumu tartışıyor. Yanlış bir üslup kullandığımı. Ama benim çıkaracağım sizin belge dediğiniz belgeleri çıkardığım zaman çoğu beni anlayacaktır. Kusura bakmayın. Ama Sayın Aziz Elaldı, siz beni bu pozisyona düşürdüğünüz için, siz bu 3-4 günde hiçbir şekilde bir yaklaşım göstermediğiniz için sizi de bu arada kınıyorum. Ahmetspor'dan kendini üstün gören namerttir. Ahmetspor üzeri rant sağlayan namerttir. Ahmetspor üzeri şov yapan namerttir. Ben Ahmetspor'la var oldum. Ahmetspor isim değişikliği olduğu dönemde ben Ahmetspor'a gittim. Bütün Ahmet halkı benim neler o ülkede çektiğimi çok iyi bilir. İnsanlar ve siz o sıkıntılı, en sıkıntılı dönemlerde Ahmetspor'un tesislerin önünde geçemezken biz orada mücadele verdik. Ama siz bu egonuzdan dolayı, bu hal hareketlerinizden dolayı ben artık mecbur kaldım. Belge tespit. Bu hafta çarşamba günü Ahmetspor'umuzun bir maçı var. Perşembe günü istediğiniz
belgeleri tespitli bir şekilde sunacağım. Belki bu süre içinde benim tekrar kameralar önünde bir konuşma yapmam gerekmiyordur. Umarım öyledir. Ben belgeleri eğer bir yaklaşım görürsem bunu da tehdit olarak, şantaj olarak görmeyin. Rica ediyorum Sayın Aziz Elaltı. Beni kameraların önüne tekrar oturtturma. Her günü Türkiye saatiyle 21.21'de görüşeceğiz. Ve ben eğer belgeler sunmazsam tespitli bir şekilde sizin dediğin olsun. En büyük namert ben olacağım. Ama ben belgeleri sunarsam siz de istifa etmezseniz gerisini siz düşünün. Ahmet halkı sizden tekrar tekrar özür diliyorum. Hepinizi çok seviyorum. Kürt halkına buradan selamlar olsun. Tekrar özür diliyorum bu durumlara geldiği için. Ahmetspor bizim değerimizdir. Ve bunu herkes bilsin ki benim yapacağım açıklamalarda eğer o duruma gelirse hiçbir şekilde kuruma zarar vermeyeceğim. Bu dünyada Ahmetspor'a en son zarar verecek kişi benim. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Hepinizi öpüyorum. Saygılar, sevgiler.